Tabii şimdi biz Müslümanlara yapılanlar diye bahsedince yakın tarihe muhakkak bakmamız gerekiyor. Bugün ne günlerden? 28 Şubat ve bugün Evet. her yerde, Twitter'da, sosyal paylaşım sitelerinde, gazetelerde, internette, bütün internet haber sitelerinde ve televizyonda bu konudan bahsediliyor. Fakat şimdi bu konudan bahsediliş şekli çok önemli. Şu anda ülkemizin geldiği ve aldığı bir mesafe var. Geçmişte nasıldı? 28 Şubat'ta Müslümanlara yaşatılan ve Müslümanların o 28 Şubat'ın devamı olarak daha sonrasında da yaşadığı çok çeşitli zorluklar oldu. Bunu hepimiz biliyoruz ve herkes tarihi birlikte yaşayanlar da hem gördüler hem de bütün zaten haber sitelerinden, her yerden, internetten özellikle şu anda çok rahatlıkla bunu tespit edip görebiliyoruz ve öğrenebiliyoruz. 28 Şubat neydi özetle? Faili meçhullerin olduğu ülkemizde, sürekli okullardaki kargaşanın kışkırtıldığı, Müslümanlara karşı bir dehşet izlenimi verildiği ve bunun içinde de yine Müslümanların arasına girmiş olan provokatörlerin vesilesiyle ve hatta iddia edilen Ergenekon terör örgütünün de olayları tamamen kışkırtması neticesinde ülkede sanki bir kaos ve kargaşa varmış izlenimi vererek ve bunun sebebi de sanki Müslümanlarmış gibi göstererek ülkede bir irtica sorunu varmış gibi bir izlenim verildi. İrtica nedir? Normalde Kur'an'a dayalı olarak İslam ahlakına baktığımız zaman irtica diye bir şey kalmaz. İrtica tehlikesi diye bir şey kalmaz. Fakat ülkemizde işte hep insanların yanlış yönlendirmesinden kaynaklanan ve bağnaz zihniyetinde sebep olduğu bu netice dolayısıyla da 28 Şubat'a kadar varan, tabii ki bazı insanların da bunu kullanmasıyla bir takım gelişmeler oldu ülkemizde. Fakat onun öncesinde yaşanan hem Kürt kardeşlerimize karşı olan zulüm politikaları, hem faili meçhuller, hala günümüzde bakın tespit edilememiş olan, ki bu çok önemli bir olaydır, 10 yıllar geçmesine rağmen bir cinayetin failinin tespit edilememesi ve bunun ardından da birbirini zincirleme takip eden olaylarla birlikte, hatta bazı provokasyonlarla televizyonlara çıkarılan bazı işte piyonlarla birlikte ülke sanki çok büyük bir felakete sürükleniyormuş gibi bir izlenim verildi. Şimdi bu aslında bazı şeylerin yani Allah'ın kaderde yarattığı ve geçen gün dün okuduğumuz başbakanımızın söylediği ve burada her zaman hocamızın söylediği aslında kutlu bir doğumun sancıları diye tabir ettiğimiz aslında Mehdiyet'in yani İslam ahlakının insanların üzerine getireceği refah ve huzurun aranması, arzulanması, insanların bir kurtarıcı beklemenin içerisine girmesine Allah'ın vesile ettiği bir ortamdır bu. Nasıl bir ortamdı? Çünkü insanlar tek kurtuluşun İslam ahlakında olduğunu, İslam ahlakı yaşanmazsa hiçbir sistemde rahatlık olamayacağını tam anlamıyla gördüler. Laikliğin uygulaması İslam ahlakıyla sağlanabilir. Demokrasinin uygulanması İslam ahlakıyla sağlanabilir. Ama ortadan siz laikliği din düşmanlığı olarak lanse ederseniz, demokrasiyi sadece Müslümanları ezmeye yönelik fikir özgürlüğüne çevirirseniz, Müslümanları yok edip elimine etmeye yönelik bir imaja çevirirseniz, burada ne demokrasiden, ne laiklikten, ne fikir özgürlüğünden bahsedebilirsiniz, ne de adaletten bahsedebilirsiniz ki şu anda Allah'a şükürler olsun, Allah'ın vesile etmesiyle hükümetimiz gerçekten herkese eşit bir şey sunuyor. Hem vatandaşlık hakkı olarak, hem fikir özgürlüğü olarak, hem de rahatlık olarak, aynı zamanda da yargıda da sürekli gelişme oluyor. Biliyorsunuz eskiden bir insanın gözaltına alınması demek, kapsamlı bir işkence tarihinin başlaması demekti. Yani gözaltı demek, işkence görmesi demekti. Eşittir. Yani gözaltı bir insanın işlediği bir suçtan dolayı gözaltına alıp sorgulanması değil. Gözaltı bir insanın herhangi bir şekilde ya işlediği bir suç vardır ya da ona bir suç üretilecektir. Bundan dolayı gözaltına alınıp işkence yapılması demekti. Aynı şekilde biz de bunu zaten hep birlikte yaşadık, birçok arkadaşımızla birlikte. Müslümanlar sadece Allah'a inandıkları için hiçbir suç olmadığı halde sonradan suç delili üretmek amacıyla birçok kişi gözaltına alındı. Hepsi bugün de zaten TVNet'te galiba şu anda da program var. Evet. 28 Şubat'ta yapılan işkenceleri anlatıyorlar. Bizim de arkadaşlarımız çıkıp o dönemde bize yapılan işkenceleri anlatacaklar inşallah. İşkenceler nasıl anlatılır? İşkenceler delilleriyle anlatılır. O dönemde birçok arkadaşımız sakatlandı. O dönemde işkence odası denilen organize suçlar şubesinin o katında, orta katıdır bu, Vatan Caddesi'ndeki o emniyet müdürlüğünün orta katında bulunan organize suçlar şubesinin kapısından girersiniz siz, orada görevli memur oturur. Görevli memurun oturduğu yerde çok küçük bir alan vardır. O alanda insanlar zaten kollarından
kelepçelerle yerde oturturlar, genel oturtulurlar. Kelepçelerle kalorifere bağlanırlar bileklerinden ve beton zemine oturtulurlar. Pencerenin tam önüne. Pencerenin tam önüne, evet. Genellikle biz alındığımızda zaten Kasım ayıydı, soğukta biliyorsunuz. Evet. Pencerenin önüne, hatta erkeklerin büyük bir çoğunluğu ıslak atletlerle oraya oturtuldular. Sonradan o küçük alanı geçtiğinizde bir banyo vardır, kapısı olmayan. O banyonun yanında da, yan tarafında da işkence odası diye tabir edilen, işte geceliğin insanların yapılan işkencelerin çığlıklarını size dinlettikleri ve bütün arkadaşlarımızın o işkence odasından geçtiği o meşhur mekan vardır. Şu anda günümüzde işkence gördüğünü söyleyen herkesin yaptığı tarif tam olarak budur. Anlattıkları oda da budur. Zaten tek bir yer var. Gidildiğinde görülecektir. Şu anda öyle bir şey gerçi emniyette kalmadı. Fakat geçtiğimiz dönemde bütün, hatta İbret diye bir kitap çıkmıştı o dönemde. Tam anlamıyla tarif ediliyor. İşte o işkence odasında yerde olan süngerin üzerinde, ıslak süngerin üzerinde insanlara elektrik verilmesi, Filistin askısı, kaba dayak gibi bir takım işkencelerden geçmişti tabii ki bazı kişiler. Allah'a şükürler olsun tabii ki, bu bir şereftir, nimettir. Çok önemli bir nimettir. Bunu şimdi arkadaşlarımız delilleriyle anlatacaklar. Onun devamında da tabii ki kaybolan raporlar, bu insanlara nasıl işkence yapıldığının delillendirilememesi, emniyette işkence görürken götürüldüğünüz doktorlara düşünün. Normalde toplu olarak emniyetten doktora götürülürsünüz her zaman. O götürüldüğünüz doktor sizi tek olarak içeri alıp muayene etmesi gerekir. Fakat kalabalık bir ekip şeklinde girip kapıda sizi yanında götüren polisin eşliğinde kapıda beklerken bir rahatsızlığınız var mı, hayır yok diye polisin cevap verdiği bir muayeneden geçersiniz. Sonra da işkence görülmemiştir raporu alırsınız orada emniyetteyken. Doktor görmez bile sizi. Doktor tanımaz yani, zaten. Yani yüzünüze dahi yüzünüz bakacak bir ortamı olmaz. İşte böyle ortamlardan geçildi. 28 Şubat'ın etkisiyle Müslümanlar böyle zor ortamlardan geçtiler. Ama Allah'a şükürler olsun şu anda bu ortam tamamen neredeyse yok haline getirildi. Birkaç tane belki aradan çıkan, yine görevi kötüye kullanan kişi olabilir. Ama eskiden bir gelenek olarak, yani bir yaygın teamül olarak uygulanırken, şu anda böyle bir şey Allah'a şükürler olsun ki yok denecek kadar aza indirildi. Yani en azından bir uygulama olarak kaldırıldı. Biz ama umuyoruz ki zaten yargıda da yine yapılan değişikliklerle tamamen mükemmel bir sisteme geçilecek ve hukuk, adalet Türkiye'de tam anlamıyla yerini bulacak. Neden? Çünkü Mehdiyet'in ışığı tam anlamıyla Türkiye'yi sardı. Başbakanımız tam bir Mehdi talebesi. Üslubundan görüyoruz. Türk İslam Birliği'ni isteyen üsluplarını görüyoruz gerçekten. Bütün kabine aynı şekilde, Sayın Dışişleri Bakanımızın konuşmaları da aynı şekilde. Bütün bakanların da genellikle, Sayın Egemen Bağış'ın da üslubunu görüyoruz. O da çok delikanlı maşallah. Bu şekilde biz de umuyoruz. İnşallah işte 28 Şubat'ın vesile olduğu şeyler bunlardı. Ama 28 Şubat kutlu bir doğumun sancılarıydı. Ve biz hep birlikte bu güzel doğumu göreceğiz, yaşayacağız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o İslam'ın adaletini, ahlakını bütün dünyaya hakim kılacak inşallah. İnşallah.